Kozlubel köyündeyiz sevgili seyircilerimiz. Buranın eski adı Margı, yeni adı Kozlubel. Peki bu köyün özelliği ne? Biz bu köye niye geldik? Bu köyün size göre sağ taraftaki bütün bu yamaçların, bütün bu toprakların altında lüle taşı var. En önemli lüle taşı merkezlerinin bir tanesi. Hatta bir atölyenin de önündeyiz. Camdan gördüğümüz kadarıyla içeride de bir çalışma var. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Allah'a şükür. Bu yanlış görmüyorum değil mi? Bir bakayım. Star Wars'taki Darth Vader. Evet. Biliyor musunuz Star Wars'ı seyrettiniz mi? Fazla seyredemedim o gün. Siz resimden bakıp yapıyorsunuz. Tabii resimden. Peki bir şablon falan çıkartıyor musunuz? Bir çiziminiz oluyor mu? Şablon bu. Bunu daha önceden mi yaptınız siz? Küçük minyatür denedik bir. Bunu önce yaptınız. Sonra buna baka baka. Bu tamamen el işçiliği mi? El yordamı mı yapıyorsunuz? El işi tamam. Öyle hani eskizi bilmem nesi üzerine çizimi falan filan yok, değil. Yok yok yok. Tamam. Direkt alıyorsunuz yani ham haliyle. Tabii. Tamam. Bu taşın özelliği nedir? Ya, bu taşın özelliği çok ya. Şimdi nikotini %95 emici güce sahip. Bir, alçı gibi kolay işleniyor. Alçı gibi kolay işlenmez. Alça bundan serttir. Alçı bundan sert. Tabii canım. Çünkü alçı ıslatıp hamur gibi olur ama hafif olur. Bak şimdi bu doğadan çıkış hali bu. Kolay kolay şey yapmaz. Böyle yani. Islak gibi bu taş. Tabii doğadan çıkış ıslak. Böyle beyaz mı çıkıyor bu? Tabii beyazdır. Zaten beyaz olursa güzel olur yani makbuldur. Bunları nereye satıyorsunuz? Vallahi yurt içi, yurt dışı eksportlar var aracılar. İhracatçılara veriyoruz. Toptan mı veriyorsunuz siz? Biz toptan çalışıyoruz. Ne kadar mesela bir tanesi? Şu mesela, şunu. Bu herhalde cilası falan da bitmiş. Bu tam Olpifo. Tam bitmiş hali. Vallahi şimdi Olpifo'nun değeri $30. Siz $30'dan mı satıyorsunuz? Evet. $30'dan veriyoruz. Yani 40 milyon mu? 42 milyon falan geliyor evet, aşağı yukarı. Tabii. Bu emeğinizi karşılığını ödüyor mu yani? $40 yetiyor mu buna? Sen nerede gördün ya şeyin imalatçının karşılığını aldığını? Mümkün değil de yine bereket versin. Tatmin ediyor yani. Siz ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? 73 senesinden beri bu meslekteyim ben. Peki var mı böyle yetiştirdiğiniz çırak? Var. Çoluk çocuk yardım ediyor mu size? Çıraklarımız var yani. Oğlum var ama daha o pek okuyor şu anda. Peki günde ne kadar imal edebiliyorsunuz? Ne kadar yapabiliyorsunuz? Günde normal klasik modellerden 4 tane falan yapabiliriz. Yani 120 milyonluk. Ama şimdi bu üretim menü, yaparız iyi diyorsun. İyi de yani. Şimdi 120 milyonluk üretim yapılır ama bu sadece bir seferde bitmiyor yani bu. 29-30 sefer elden geçiyor bu. Ondan sonra bu seviyeye geliyor yani. Bu en ham haliyle işlenmişini tabii görüyoruz biz. Tabii. Hatta ben bunu da göstereyim sevgili seyircilerimize. Mesela burada bir tane bitmiş irice bir pipo var. Bu önceden şuydu. Bu hali aldı. İşte lüle taşına demişler. Ne oldum değil, ne olacağım demeli. Böyle ham halden usta ellerde böyle harika şekiller oluyor. Ya çok detaylı, çok ince işçiliği var bunun böyle. Vallahi hocam bu tamamen el sanatı. Yani onda makine işi bir tek şu ucu arkadaki makine delikleri delmek için makine kullanılır. Yani orada makine olayı yoktur. Tamamen yani kuşun kanatlarının cızgısına varacak kadar hepsi tamamen el işidir yani. Çok yumuşak bir taş. Buna taş da denmeli mi bilmiyoruz ki yani. Aldığınız zaman toz gibi dağılıyor. Siz hangi modeli yapacaksınız belli mi? Onun ahşabı varmış. Bir bakayım ben ona. Bunu özel sipariş mi verdiler? Sipariş. Kim verdi efendim bu siparişi? Satın export. Dışarı gidecek. Yani o satın alacak olan kişi tabii. Bundan yap dedi bize. Kaç tane yapacaksınız bundan? 5. 5 tane. Peki kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.